senin baban sana valla şu yaparsan seni öldürürüm diye bildiğini düşünsene diyor de, bu ilk birin gedik bu falan diye. <gülüyor> 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 Düğmeye bastıktan sonra böyle yemin ederim yarım saniye geçti geçmedi makinenin içinde takır 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 sesler geliyor ay bir anda makine blokürün oldu ama kırılıyor içeriden böyle plastik. Yoksa yanlış yere mi attım? Ben senin ateminizin içine ettim de. <laughs> hani böyle bir on derler ya böyle bir içe dönüklük yani Pazar şey. Pazar günleri biz cennetin provasını yaşıyoruz. Mahvoldum ya. Ya gerçekten yani yer yarılaydı ben içine gireydim ya o kadar kötü bir durumdu. Evet. Yeniden masa etrafındayız. Bir yanımda Safiye abla karşımda. Burada ben. Çevremize de sizler. Hoş geldiniz Artık 49'a. Merhabalar, hoş geldiniz. Bilmeyenler için Artık 49'u anlatalım. Safiye ablayı aslında ilk bölümlerde birazcık tanıtmıştım ama yeni izleyicilerimiz de olabilir. Kendisi 30 yıldan fazladır, 35 yıla doğru diye anlatmıştık. 31 yıldır Almanya'da yaşayan biri. Ben de 7 yıldır burada yaşıyorum ve ikimiz de farklı perspektiflerle Almanya'daki denildirimizi bu Artık 9 programında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Burada bazen yaptığımız hatalar ortaya çıkabiliyor. Bazen öğrendiklerimiz, bazen şaşırdıklarımız günün sonunda bir göçmenin karşılaşabileceği her durumu bizler de yaşamış olduğumuz için sizlerle bütün bu anekdotları paylaşmaya çalışıyoruz. Nasılsın öncelikle? Çok teşekkür ederim sağ olasın. Ümit ederim sen de iyisin. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Seni burada görünce mutlu oluyorum. Sağ olasın. Bir şey anlatabilir bilmiyorum yaptığımız hatalar Aşağı dedi de şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Yani. Senin bir tane videom vardı bozuk paralarınızı taşımayın işte bankanın otomatına koyabilirsiniz direkt hesabınıza yazılıyor diye bir tane videom vardı. Onunla ilgili çok kötü bir anım var. Hayırdır? Şimdi öyle anlatınca hemen birden aklıma geldi yaptığımız yanlışlar filan. Şimdi bir gün yanımda çok bozuk para vardı. Yaptığım iş gereği para toplamıştım. Ee, çok bozuk para vardı. O gün de o kadar çok terminlerim var. O kadar çok yoğun ki böyle bir ayak üstünde 40 tane şeyi çeviriyorum. Böyle randevular arka arkaya. Yani arada 10 dakika nefes alacak vaktim yok. Böyle yolda gidiyorum. Tam bankanın önüne geçtim. Senin o video aklıma geldi. Ay dedim bu paraları ben niye yanımda taşıyorum? Çok ağır dedim. Zaten dedim e, sonra bant yoluyla Karşıdaki hizmet alınca Uber yapacağım dedim. Yani parayı bankayı, ta, pa, banka yoluyla göndereceğim. Şu bozuk paralardan kurtulayım dedim. Şimdi sen şey demiştin işte e, bankanın içinde girişlerinde böyle para otomatları oluyor. E, bozuk paraları o para otomatlarına koyabilirsiniz. Haznesi var ona koyuyorsun. Aynen öyle. Şimdi ben o videoyu o kadar yoğunlaştım, o kadar yoğunlaştım ki. Almanya'da alışveriş yaptığınızda paranızın üstü bir sent bile olsa size geri veriliyor. Fakat bunları günlük hayatta çok fazla kullanamıyoruz. Ben de bunları iyi kavanozla biriktirmiştim. Gelin bunları ne yapacağınızı size göstereyim. Evet şimdi bankaya geldik. Hemen içeri giriyoruz. Karşımıza çıkan önünde çıktım. Yolda gidiyorum bankayı gördüm. Senin video aklıma geldi. Hemen kendimi bankada buldum. Bankanın da kapanmış bir saati. Yani bankalar dörtte kapanıyor. Demek ki ben dört buçuk beşe yirmi kala falan oradayım. İçeride iş dört kişi var. Otomattan para çekiyorlar. Para yatırıyorlar falan filan. Neyse kuyrukta bekledim. Sıra bana geldi. Ama ben o kadar eminim ki yani işlemi yapacağımı. Bendeki hepsi de iki euroydu bir sürü parayı şıvrap şeye boşalttım. O hazneye boşalttım. Hemen düğme şey e, hesaplaması için düğmeye bastım. Bir şeyler yazılar falan var da o kadar emin hareket ediyorum ki hiç okumuyorum bile. O anda düğmeye bastıktan sonra böyle yemin ederim yarım saniye geçti geçmedi. Makinenin içinde takır 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 takır, takır sesler geliyor. Ay bir anda makine blokürün oldu. Ama kırılıyor içeriden böyle plastik Kırılan plastik parçalar... yanlış yere mi attım? Dinler misin? Kırılan plastik parçalarını duyuyorum böyle. Ya makine devre dışı kaldı. Millet arkamda kuyrukta bekliyor. Allah'ım nasıl bir şey oldu? Ben ama o kadar eminim ki paraları oraya atacağıma. Baktım olmuyor yani yapacak bir şey yok. İş işten geçti. Ay o an var ya ben yer yarılsaydı içine girseydim. O kadar bir zor duruma düştüm ki. Geç kalmışım hemen gitmem lazım. Millet kuyruk arkada çoğaldı. Ne yapayım ne yapayım? Hemen orada acil numarası var. Acil numarasını aradım. O duvarda. Anlattım. Dedim ki ya böyle böyle dedim ben paralara attım. Makine blokir oldu dedim. Makine kapandı, çalışmıyor. bir de dedim kırıldı gibi sesler geliyor. Birazcık böyle orayı yumuşatmaya çalışıyorum. Nasıl ateminizin içine ettim de? <laughs> Hayır bir de kırıldı gibi sesler değil. Makine parçalanıyor içeriden ama. Ondan sonra karşıdaki telefon bile Ne yaptınız, ne yaptınız gibisinden böyle. Ben ki işte şu kadar adet iki euro attım. Adam böyle yani adamın şokunu telefondan hissedebiliyorum. Adam bana demez mi? Hayır atmayacaktınız. Bizim öyle bir hizmetimiz yok. Ben de gayet beğenmiş şekilde. Olur mu? Var mı diyorum. Böyle bir hizmetiniz. Adam diyor ki makinenin üstünde kocaman yazmışız. Lütfen bozuk para atmayın diye. Ben ki yok ya olur mu? Atılıyor falan. Sonra adam hayır dedi bizim bizim bankamızda böyle bir sistem yok. O anda makinenin önünde dikkatli okuyunca gerçekten de buraya bozuk para atılmaz yazıyormuş. Ama ben o senin videodan sonra o kadar yoğunlaştım yemin ederim o kadar yoğunlaşmışım ki artık okuduğumu da göremiyorum vaktim de çok az ya. Adam'a dedim peki şimdi ne olacak dedim dedi yapacak bir şey yok. O makineyi bozmuşsunuz. Ne olacak dedim dedi artık dedi makineyi devre dışı bırakacağız artık kimse o otomattan para çekemeyecek ya da yatıramayacak dedim bir başka otomata gitmek zorundalar. Zaten dedi bugün de cuma ondan sonra şey hafta sonu geçecek pazartesi dedi bakacağız dedi biz o makineye. Ya ben var ya yani hani derler ya yerin 40 katı altına kendimi yani yerin 40 katı altına girmiş gibi hissettim. Şimdi düşünüyorum bu makineler korkunç pahalı. Ben nasıl öderim o maaşım makineleri? Maaşımı ödeyemem ben. Ya kaç maaşımla ben o makinayı ödeyemem? Ama hala makine kırılıyor, sesler geliyor. Ben telefonla konuşun. tak tuk tak tuk tak tuk sesler. Ondan sonra e, peki işte adam benim bilgilerimi aldı falan. Tabii yapacak bir şey yok. Bütün bilgilerimi verdim. Ondan sonra pazartesi günü oldu ben iş yerindeyim bir baktım. Banka beni en az 10 kere aramış telefondan. Anasını neyse müsait olduğunda bankayı geri aradım. Ee, dedim ya şu an işteyim beni rahatsız etmeyin falan dedim ama böyle yani çok böyle yani hem suçlu hem güçlü gibisinden. Son dedim iş çıkışı hemen size uğrayacağım. İşten çıkınca bankaya gittim dedim ya ben büyük bir hata yaptım. Olayı da anladım dedim bir arkadaşın videosunu izledim dedim. Ee, o o e, videoda da anlatıyordu dedim böyle böyle oldu ondan sonra ben de dedim hiç vaktim yoktu zannettim ki bu banka da aynı hizmeti sunuyor ben de yanımda yük olmasın diye o aceleyle dedim hepsini boşalttım. Gerçek o doğrusu da bu yani kadına böyle anlattım kadın beni dinledi dedi, dedi ki yani öndekini okusaydınız iyi olurdu dedi. Dedim ya işte bazen insan böyle hani vakti de olmayınca yaptığı işin de doğru olduğuna inanınca böyle oluyor. Yani bazen görüyorsun hani bakan kör derler ya. Evet. Ben o anda gerçekten bakan kördüm. Ya acele edince insan farkına varmıyor. Gerçekten de. öyle. Çok, o gün çok yoğundum. Çok randevum vardı. Ondan sonra şimdi bir de korkudan solamıyorum Bu makine bana kaçama hali olacak. Ona da korkudan soramıyorum. Kadının bana söylemesini ama çok da böyle korkuyorum yüksek meblalar gelecek falan diye. Kadın dedi ki kaç paranı attınız dedi. Ben de paranın miktarını söyledim kadına. Ondan sonra dedi ki biz o parayı sizin hesabınıza yatırdık. Onda sıkıntı yok dedi. Eee dedim ee, Makina dedi yalnız dedi belki bir aydan fazla dedi devre dışı kalacak dedi. Çünkü makinenin içinde olan bütün plastik parçalar kırılmış dedi. Ben de dedim biliyorum zaten atarken bir iki saniye sonra başladı kırılmaya dedim. Ondan sonra işte kadın anlatıyor şu olmuş bu olmuş makine içinden diyorum saadete gel kaç para yani ben bu makineyi nasıl öderim masraf ne çıkar sonra kadına baktım kadın hab Habire anlatıyor ya dedim ki peki dedim kim ödeyecek bunu ben mi ödeyeceğim dedim kadın dedi yok dedi siz bizim uzun yıllardır müşterimizsiniz dedi bir de böyle bir şeyi hiç yapmamışsınız dedi. Ona baktık yani bilinçli bir şekilde bizim malımıza zarar vermemişsiniz. Bir de dedi olay anında siz yaptığınızı hemen not fal duruma bildirmişsiniz. Yani biz dedi sizin bunu bilmeden istemeyerek yaptığımıza kanaat getirdik. Hani bilinçli bir zarar verme olayı olmadığına kanaat getirdik. O yüzden bizim sigortamızı ödeyecek deyince var ya zaten sigorta lafını duyunca ben neredeyse böyle kadına sarılıp öpecektim böyle yani onu o anda bir kurtarıcı gibi gördüm. Sonra dedim ki Serkan Allah seni kahretsin bir daha bir daha. Serkan Bey de bilgi mağdurları. <laughs> Serkan dedim Allah kahretsin bir daha böyle bir şey yapar mıyım ben? Yani her banka aynı hizmeti vermiyor. Bunu benim biliyor olmam lazım. Yani bunu benim biliyor olmam lazım. Yani senin o bilginin kurbanı oldum ben Sonra Bakma, böyle bir şey hesaplayamazdım bunu kimse de hesaplayamaz. <laughs> o makinenin kırılışını o ses kulağımdan hiç gitmiyor biliyor musun? O böyle o nasıl böyle tak 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 param tak 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 param parça param parça böyle o sesler geliyor. Neyse ben onda para ödemek zorunda kalmadım sigorta karşıladı. Sadece şey işte yazdım zaten gerçekten bilmeyerek oldu. Onlar da o kanalda getirdi. Ka ka o kanıya vardıkları için sigorta sağ olsun dedi. Ya o videoyla alakalı şöyle bir şeyler var. Mesela insanlar da altına şey almışlar. ve komisyon oluyor, komisyon almıyor diye bir şey, yok. Ben orada anlatmışım ve açık da göstermişim. Dekontumu da paylaşmışım, ekranı da paylaşmışım. Yani komisyon falan almıyor çünkü ben onu Commerce Bank'tan yaptım. Ben onların 7 yıldır müşterisiyim. Böyle bir şey şu ana kadar olmadı. 7 yılda da 70 kere yapmışım da bu işimi. Ama farklı bankalarda senin de bahsettiğin gibi belli ki bozuk para hazineleri ya olmuyor. Olanların da farklı farklı e, şu bank, bankaları, şubeleri şey yapıyor. Yani komisyon alabiliyor. Mesela 80 euro bozuk para yatırdınız diyelim. Örnek veriyorum bunun 3 eurosu 4 eurosu hesaba aktarma parası gibi şeyler olabiliyormuş galiba. Ben öyle şeyler öğrendim ama benim bankamda böyle bir şey yok. Somut para neyse onu direkt hesabıma aktarıyor. Benim banka bana şeyi söyledi. Dedi ki biz bozuk paraları dedi bir buçuk kiloya kadar alıyoruz dedi. Zaten parayı tartıyorlar. Bir buçuk kiloya kadar da bir euro ödüyorsunuz dedi. Ya ama ben zaten işin bir eurosundan geçtim. Her şeyden geçtim. Ben bağışları bırakacak aşamaya kadar yalnız. Ben onlara nasıl bir zarar verdim. Yani resmen o videonun kurbanı önce ben oldum ikincisi banka oldu. Yemin ederim siz siz olun. Tamam banka da Hangi banka? bir Yani yine de bir okuyun, bir bakın okumadan ya. Okumadan hareket etmeyin. Gerçekten okumadan hareket etmeyin. İnternetteki bilgiler gerçekten faydalı bilgiler olabiliyor. Benim verdiğim bilgilerde de böyle şeyler var. Ama yine de siz gittiğiniz yerde bir okuyun, bir bakın. Ondan sonra hareket edin. <laughs> sonra Sapya ablanın durumuna düşebilirsiniz. Senin kurbanın oldu? Bir yıllık oldum. maaşını bırakabilirdi az kalsın. Gerçekten. Sonradan da e, cesaret edip soramadım bu size kaça mal oldu diye. Yani acı gerçeği duymak istemedim. Evet gördüğünüz gibi Artık 49'u bugün çok hızlı ve böyle Hayır, hararetli ya. bir nereden giriş dedin, yaptık. Nereden başladık biz buna? Bilmem sen başladın. <laughs> bugünkü bölümümüze geçiyorum. Bugün Almanya'nın kırmızı çizgilerini konuşuyoruz. Aslında Almanya'da asla affedilmeyecek, karşılığında özür olmayacak olaylara değineceğiz bugün. Çok önemli konu içerisinde birbirinden farklı bağımsız örnekler olacak. E, bugünkü konumuz bu. O yüzden hazırsanız yeni bir artı 49 bölümü başlıyor. Her ülkede olduğu gibi Almanya'nın da kırmızı çizgileri var. Bu kırmızı çizgilerin içinde ben yine çok iyi bulduğum şeyler de var. Bu mesela bir tanesi Jugendamt diyorlar yani gençlik dairesi gibi böyle. Bu o gençlere ve çocuklara yönelik çalışan bir kuruluş. Ee, onu da şöyle anlatayım mesela. Yani Çocuk Esirgeme Kurumu gibi düşünebiliriz. Hayır. Düşünemez miyiz? Düşünemeyiz çocuk esirgeme kurumu böyle annesi babası olmayan çocuklar Gerçi doğru doğru. Değil mi? Öyle annesi babası olmayan çocukları alıyorlar, yuvaya veriyorlar. Doğru. Ama burada annem baban da var yani. Tamam. Böyle nasıl biliyor musun? Bazı kültürlerde çocuk eğitimin içine dayat da giriyor. Yani çünkü Almanya'da çok kültürlü bir bir toplumuz biz burada bazı kültürlerde dediğim gibi yani çocuk eğitimin içine dayağı da katıyorlar ve bunun yanlış olduğuna kanaat getirmiyorlar. Zannediyorlar doğru bir şey yapıyorum. Hani kendi ülkelerinde de öyle ya aynısını Almanya'da da yapmaya çalışıyorlar. Bu inanılmaz tehlikeli bir durum. Çünkü Almanya'da siz çocuğunuzu asla ve asla dövemezsiniz. Siz çocuğunuzu dövdüğünüzü Tespit ettikleri anda o çocuğu sizden alırlar. Yani çocuk şiddete uğruyorsa, çocuğun e, ihtiyaçları karşılığına alınmıyorsa, çocuk e, yaşadığı ortamda bir risk altındaysa, yani kırmızı çizgi burada... O çocuk sizin çocuğunuz olabilir ama o çocuğu asla sizin yanınızda bırakmıyorlar. Yani günümüzde tabii ki artık dayak pek kalmadı ama bizim özellikle Türkiye'de eski jenerasyonun çok çok uyguladığı bir şeydi yani değil mi? Eski jenerasyonda herhalde dayak eski atmayan insan yoktu. Eski sen ya ben bile okulda öğretmenlerin beni dayak yediğim zamanları hatırlıyorum. Tabii eskiden kalsın 2000 öncesine kadar olan yani 1900 bilmem kaç olursa olsun fark etmez 2000 öncesi. Ya benim çocukluğumda bile hani öğretmenler dayak atardı. Yani ailem öyle Var mıydı şimdi. senin zamanda da? Bırakanlar da Var tabi canım. Aa okay. Ben eskiyim ya. Benim bakma böyle çok genç durdum. Ben duvardan önce <laughs> yani Türkiye'de ben öğretmenlerimde bile dayak yediğim zamanlar vardı. Her neyse yani hiçbir şekilde siz çocuğunuzu dövemezsiniz. Yani kızabilirsiniz, katı olabilirsiniz, eğitiminizin e, yönünü Almanlardan farklı kurabilirsiniz ama siz siz olun asla ve asla çocuğunuzu dövmeyin. Yani bunu gerçekten çok pahalıya öderler. Ne oluyor? Siz çocuğunuzu dövdüğünüz zaman çocuk gidip okulda anlatırsa, yuvada anlatırsa bunlar hemen kayıt altına alınır. Diyelim çocuk gitti yuvada dedi ki işte annem beni dövdü. Ya da annem beni dövüyor. Şunu yaparsam annem beni dövüyor. Bunu duyan bakıcısı hemen kulaklarını kabartır. Çocuğu dinlemeye çalışır. Bu çocuk gerçekten şiddete maruz kalıyor mu? Kayıt altına alırlar. Sonra devamını takip ederler. Çocuğa sorarlar. Sonra aileyle görüşmeye çalışırlar. Kanaat getirirlerse ya da işte vücudunun herhangi bir yerinde, görünen bir yerinde falan ya da işte bebekse hani bezini falan değiştirdiğinde fark ederlerse ki morluk falan varsa hani Çocuklar çok düştüğü için bazı yerleri mor onlara ya onları hesaba katmıyorlar. Başka yerlerinde böyle morluk falan varsa parmak işareti şu bu. Anında hey, gençlik dairesine bildiriyorlar, olayı anlatıyorlar. Protokolü gösteriyorlar. İşte bu çocuk bize şu zaman söyledi, oradan bu zamana kadar geldi, durum bu, 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 bu diye. Anında bir görüşme yapılıyor. O gençlik dairesi de eğer ki sizin çocuğunuzu cidden... Dövdüğünü tespit ederse sizin çocuğunuzu sizden alma hakkına sahip. Nasıl alıyor çocuğunuzu sizden? Alıyor çocuğu korunaklı bir yere veriyor. Bu bazen bakıcı aileler olabiliyorlar. Bazen de böyle çocukların kaldığı yurtlar oluyor. O yurda veriyorlar. Ta ki böyle o zaman aşımı geçene kadar mahkeme aşamasına gelene kadar siz çocuğunuzu Dövmediğinizi mahkemede ispat etmek zorundasınız. Eğer ki siz çocuğunuzu dövmediğinizi mahkemede ispat edemezseniz pedagoglar ve bakıcılar buna kanaat getiriyorlar. Bu çocuk dövülüyor mu dövülmüyor mu? Yani o mahkemede bir şekliyle kanaata var olacak. Eğer ki kanaat şuysa siz çocuğunuza bakabilecek durumda değilseniz bu çocuk dayak yiyeceksen, onlara da kanaati getiriyorlarsa çocuğunuzu sizden alırlar. Yani bu sefer uzun süreli alırlar. Sadece mahkeme aşamasında değil. Ee, çocuk o yuvada kalır ya da bakıcı aileye de uzun süre kalabilir bu. Bir yıl olur, iki yıl olur. Size de şunu tavsiye ederler. Çocuğun dövme sebeplerinden diyelim ki siz e, psikolojiniz bozuk ya da çok stres altındasınız. Bunu... Giderdiğinizi o daireye ispat etmek zorundasınız İşte ben o zaman psikolojim bozuktu Bakın ben tedavi oldum iyileştim Şimdi çocuğumu tekrar geri almak istiyorum Yani o ortamın kalktığını düzeldiğini siz bildirmek zorundasınız Kanıtlamak zorundasınız Kanıtlamak zorundasın. Bunu kanıtladığınızda çocuğunuzu tekrar geri alabilirsiniz Hani bazen diyorlar ya işte Gençlik dairesi çocuğumu aldı Çocuğumu göremiyorum şu bu Bu bir kere yalan Çocuğumu göremiyorum diye bir şey yok siz düzenli çocuğunuzu hafta sonları ya da hakim neye karar verirse çocuğunuzu görüyorsunuz. Yani yüzde bağlarınızı kopartmıyorsunuz. Çocuğunuzu görebilirsiniz. Ziyaret edebiliyorsunuz. Tabi ziyaret edebiliyorsun. Ama dediğim gibi o zaten bir de o risk kalkarsa siz ispatladığınızda tekrar çocuğunuzu geri alabiliyorsunuz Yani bir çocuğunuz bir gitti mi? Ömür Allah gitti diye bir şey yok. Zaten devlet de. Mümkün oldukça çocukları az tutmaya çalışıyor. Çünkü devlete ekstra çok ciddi bir yük. Yani anne baba düzelirse, o durum ortadan, kötü durum ortadan kalkarsa... çocuğun yine senin çocuğundur, alabilirsin. Ama Almanya'nın bu gerçekten kırmızı çizgisi ve de çok doğru bir çizgi. Evet, böylelikle bence olması gereken doğru bir Gerçekten doğru bir şey. Yani böylelikle e, çocukların şiddete maruz kalmasına... ...ya da daha kötü şeylere maruz kalmasını e, önlemiş oluyor. Ha Buna rağmen, buna rağmen yok mu? Var. Var ama işte yani e, ortaya çıkana kadar, ortaya çıktı mı iş bitiyor. Kırmızı çizgilerinden ben ciddi, ciddi bir kırmızı çizgi budur. Bununla alakalı benim bir tane izlemiş olduğum belki bilirsin Kinli Hakan diye bir rapçi var. Berlin'de <laughs> yaşıyor. Bu arada bugün Berlin tişörtüyleyim. Evet evet şimdi. Berlin'den izleyenler varsa selamlar. Ya, normalde röportajını denk geldim. Öyle dinlediğim gibi müsken değildir kendisi ama o kamuoyu gene çıkıyor. Orada yine bu şeyden bahsediyor. işte Almanya'da işte ben böyle büyüdüm. İşte Almanya'daki doğan gurbetçi çocukların çocukları işte bu kültürle falan besleniyor. Fakat bizim eski generasyon mesela düşünsene diyor bir metroda diyor toplu taşımada diyor senin baban sana e, valla şu yaparsan seni öldürürüm diye bildiğini düşünsene diyor bu diye falan diye. <gülüyor> 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 Hapis yani <laughs> <laughs> aklıma direkt geldi. Ya şimdi tabi burada kültür de çok farklı yani şimdi aslında babası ne, ne demek istediğini biz Türkçe konuşunca anlıyoruz yani adam orada kızıyor ama. Uyarı yani, amaçlı kullanıyor biraz sert bir Uyarı amaçlı ben. kuyarıyor ama tabii ki orada seni öldürürüm yani bizim bildiğimiz anda öldürmek anlamında kullanmıyor tabii ki de. Ama işte kelimeyi direkt çevirdiğin zaman da diyorsun ne ne yapar öldürür mü yani şok oluyorsun. Birinci anlamıyla direkt. Evet birinci anlamıyla direkt çevirirsen şok oluyorsun gerçekten. Almanya'nın başka tabii ki kırmızı çizgileri de var aslında çok çok fazla var. Ee, onlardan biri de bu ruh etak dediğimiz şey yani pazar günleri e, gürültünün gürültün yapılmaması. Dinlenme bir de günü olması ya da akşamları özellikle akşamları saat 10'dan sonra işte süpürge çalıştırmamalısınız. Ya da işte bol maşin e, Türkçesini unuttum bir anda. Matkap. Matkap. Matkap çalıştırmamak. Buna benzer şeyleri gürültü yapan çamaşır hiçbir şeyi. Makinesi, çamaşır şey. makinesini. Akşam ondan sonra çalışmamalısınız. E, kendi deneyimlerime göre konuşacak olursam bazı oturduğum binalarda bu problem olmuyordu. Oradaki insanların gençlerden oluşmasından ötürü bence bu. Ama gerçekten mesela şu anki bulunduğumuz binada çoğunlukla yaşlılar oturuyor özellikle altımızda üstümüzde de bebekli aileler var gürültü yapmamaya biz çok çok dikkat ediyoruz ve gerçekten de o konuda da sizlerin de dikkatli olması gerekiyor. Ya Almanya pazar günleri zaten var ya böyle bütün ülkenin üzerine sanki böyle bir böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibi böyle yani sokaklarda insan olmaz ses olmaz hani böyle bir om derler ya böyle bir içe dönüklük yani Pazar şey Pazar günleri biz cennetin provasını yaşıyoruz. Ha, böyle bir içe dönüklük olur ya böyle sanki bütün ülke meditasyon yapıyor. Gerçekten öyle bir sokağa çık bak. Herkes yoga matlarıyla. İşte <laughs> farklı. En fazla ne oluyor biliyor musun? Birini görürsün tin 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 sessizce köpeğiyle gider. Yani sanki sessizlik oyunu oynanıyor genel anlamıyla böyle. Bu binalarda da öyle binalarda çok daha yoğun. Yani sen de biliyorsun o saatlerden sonra ses yapmayacaksın. Hatta bir keresinde bizim binada mesela Kur'an'lıyı biliyor musun? Sen doğum gününü kutlayacaksan, Cuma akşamı ya da Cumartesi günü, doğum gününü falan kutlayacaksan e, binaya yazı asarsın. İşte sevgili komşularım e, ben kafadan atıyorum 40. doğum günümü kutlayacağım. İşte ses olursa bağışlamanızı rica ediyorum. Hepinize teşekkür ederim diye binaya bir yazı asarsın. Bir hafta öncesinden ya da işte beş gün öncesinden falan konuşullarında bilir ki hafta sonu sesli olacak. Eğer sen o sesi direkt rahatsız olmak istemiyorsun ya bir yere gidersin ya da bilirsin ki akşamleyin müzik sesli olacak. Tamam mı? Bu böyledir. Şimdi biz kendimiz buna uyuyoruz. Çocuklarımızı uydurmaya çalışıyoruz. Bir gün beni baktım akşam saat 10 oldu hala ses devam ediyor. 10 buçuk oldu, 11 oldu, 11 buçuk oldu. Ses hala devam ediyor. Dedim ki böyle şey olmaz ya. Hemen gittim alttaki komşuma, Alman komşuma. Dedim ki saat kaç ya bu saatte bu ses olur mu? Biz yapsak hemen polisi ararım. He, e, saat kaç dedim bu saatte bu ses olur mu dedim ya. E, dedi ki ay kusura bakma dedi doğum günümü kutluyorum. Ya dedim kutlanan ama Çok sesli yani sessizce kutlu falan dedim. Nasıl dedi sessizce kutlu? Baksana içeridekilere falan. E tabii yine de ben ikna olmadım yani. Sen de gel dedi bana. Ya, nasıl gideyim evde çocuğum var? Dedim ki ya doğum gününü kutlayabilirsin ona karşı değilim de ama yani binanın girişine de yazı asabilirdim. Ben de kendimi ona göre ayarlardım falan. Kadın bin kere özür diledi benden. Ondan sonra da bir gün sonra tekrar yukarıya çıktı kapıyı çaldı dedi gerçekten dün için çok özür dilerim bir de böyle e, şey bir tane çikolata alıp getirmişti hani yeniden böyle hani ilişkimiz bozulmasın eşit aynen öyle eşit tatlıya bağlamak için bana bir çikolata getirmişti ondan sonra da hiç öyle bir şey yapmadı. Ha, biz de doğum günlerimizi kutladık özellikle çocukların doğum günlerinde gerçekten ses oluyor. Almanya'da çocukların doğum gününü en az 3 tane bir doğum gününü 3 kere kutluyorsun. Bir okulda kutluyorlar, bir evde kutluyorlar, bir işte dışarıda arkadaşlarıyla kutluyorlar. Yani bir kere doğum günü partisi yapıyorsun, bitmiyor. Kutsal doğum günü haftası gibi bir şey oluyor. Aynen öyle. Yani yapınca da biz de binaya yazı asıyoruz işte çocuğun atıyorum kafadan Bu yedinci, hafta 27'sinde 7. 7. Doğum, doğum, gününü kutlayacağız. işte şu saatten şu saate Rahatsızlık için özür dileriz. Özür dileriz. Aynen böyle yazıyorsun. Komşuların da biliyor yani. E, bu da güzel bir şey. Evet. İnşaatların ve dünyasızlığa yazılardan, yazılardan ilham alınarak don günü partilerinde siz de çevreye verdiğiniz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz yazısını yazıp don gününüzü öyle kutlamalısınız. Yani e, bu bir mecburiyet değil ama birçok binada görüyorum. Herkes yazıyor. Evet. Tabii Çin mevzusu da var. Yani şimdi hafta sonları Çin'de e, bitmemeniz gerekiyor. Genellikle hafta sonları yapılan bir aktivite olduğu için daha ilginci var mesela, şimdi burada birçok böyle çöp şişeleri var, e, çöp konteynerleri e, var kapının önünde. Plastikleri ayırıyoruz, efendim kağıtları ayırıyoruz. Resmi dediğimiz ortaya karışık ne olursa olsun dediğimiz içine attığımız Onu bir ayırıyoruz. kutumuz var. Bir de bio dediğimiz aslında gıda atıklarının olduğu bir e, kutumuz var. Bunların da ötesinde bir tane de cam atıkları var. Camı da mı ayırıyoruz? Camı ayırıyoruz ama camı ayırırken işte bak pazar günü ayırmamamız gerekiyor. Hayır, o söylediğin doğru camı da kendi arasında ayırıyoruz. Ha, doğru, Beyaz, evet. cam. Beyaz cam. kahverengi cam, yeşil cam değil. Onu bile üç tane farklı şeyler var. Konteynerler var ama siz cam dönüştürmesini asla pazar günü yapmamalısınız. Yaptığınızda gürültü çıkıyor çünkü atıyorsun oraya. Onlar aşağıya düşüyor, kırılıyorlar ve haliyle çevre mükemmel bir gürültü yaratıyor. Özellikle çok böyle yaşlı ailelerin oturduğu bir bölgedeyseniz problem olabilir genç insanların yaşadığı bir muhitteyseniz ya da binadaysanız belki problem olmaz. Bu da öyle. Onunla ilgili benim bir tane e, bir arkadaşımdan duyduğum bir olay var. Kendim direkt yaşamadım. Yalan söylemem kendim de birkaç kere attım. Sonra o arkadaşım bana o başından geçen olayı anlatınca korkumdan bir daha da atmadım. Ne geliyor acaba o kadar? E, şişeleri atarken tesadüfen ama oradan polis arabası geçiyor. Şimdi o konteynerin üstünde de büyük yazıyor işte pazar günlere atılmaz. İşte diğer günlerde kafadan atıyorum sabah 7'den akşam 18'e kadar atılır diye. Arkadaş da pazar günü evde işte evi temizliyormuş ama şunları atayım da kurtulun bitsin çıksın aradan diye tesadüfen polis arabası oradan geçiyor. Ondan sonra polis duruyor iyi günler iyi günler işte e, ne yapıyorsunuz şişe atıyorum polis buna demiş ki okuma yazmanız var mı demiş bu da var diyor. Ondan sonra demiş peki okuma yazmanız varsa burada bu saatlerde ve bugün atılmayacağını bilmiyor musunuz? O da özür dilerim falan filan ama özürü kabul olmuyor ve 10, 10 euro bu yarı cezası almıştı. Hmm. Ondan sonra bir daha pazar günü ben de hiç atmadım ama arada bir kere, birkaç kere atmışlar. Yani ben, ben bir kere yaptım o da seyahati çıkıyorduk Türkiye'ye gidecektik. Hem O kadar bak. pis kokuyorlar ki onlar da yazın böceklerini biliyorsun. doğru yani yani, doğru. Böcek örümcek falan olabiliyor evde. Ee, vallahi dedim son gecemiz sabahında köründe uçağımız var. Yani şöyle bir şey yaptım. Gece 11-11.30 gittim böyle çaktırma atıyorum aşağıya iniyorum insanlar görmesin diye. Bir kere böyle bir şey yaptım. Bu da çok eskidendi ve bir, çok tövbe ettim. O kadar korktum ki ve çok eşek bir caddedeyim Yani şey değil, böyle mahalle arasında değil. Ya yani oradan polis geçme ihtimali çok yüksek. Ee, bir kere orada yaptım bir daha da yapmadım. Bir önemli şey daha var trafik. Trafikteki ışıklarda yaya olarak beklemek özellikle. Almanların bence asla ödün vermeyeceği en önemli yegane kurallardan biridir. Bununla alakalı da şöyle bir benim minik bir e, anekdotum var. İstanbul'da bu kitesurfing zamanında ara sıra evime böyle yabancı arkadaşlar oluyordum. Ve o hani en İngilizcemi geliştirip hem de insanlarla böyle kültürel alışveriş yaparak farklı ülkelerden arkadaşlar ediniyordum. O zaman Daniel diye bir çocuğu evimde ağırladım. Üç gün. Çok neşeli, güzel bir çocuk. Böyle harbiden güzel vakit geçirdik İstanbul'da. Balta falan götürdüm. Enteresan. E, çok lokal deneyimleri yaşadık birlikte. Bazı şeylerin onlarda da olduğunu söylediği yemek olarak falan. Kendi ülkesinden bahsettiğinde dedi ki bizim ülkemizde saat mesela gece 12'de kışın ortasında trafikte hiç araç yokken ıssız bir bölgede eğer biri bekliyorsa bu kesin Alman'dır diyordu. Yani Almanlarla ilgili böyle bir durum var ki bence de haklı olduğu bir görüş. E, trafik ışıkları konusunda asla taiz vermiyorlar. Ne dersin? Yüzde yüz katılıyorum. Yani sağınız solunuz önünüz arkanız neresi dört yolda da olsanız neresi olursa olsun bomboş da olsa eğer ışık kırmızıysa kırmızıdır. Yani başka kırmızı yok diyorlar hem de üstelik. Bekliyorlar yani kaç olursa olsun soğuk sıcak hiç fark etmiyor. Bekliyor ki o ışık yeşile dönsün. Ha, gerçekten çok güzel bir davranış ama bazen abicim çok böyle vaktin yok, hiç araba yok. Yani o an uçasın geliyor gitmek için ama ışık kırmızı ve sen bekliyorsun. Hani ben bazen çatlıyorum ama yapacak bir şey yok. Ama Almanlara yönelik evet özgü bir şey. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Aslında düşünürsen o kadar konuşacak çok şeyler çıkıyor ki ne diyelim Kendinize iyi bakın diyelim. Hatırlatmamızı yapalım bitirmeden önce o zaman. Aynen aynen. İlk kez izliyorsanız abone ol butonuna ve abone ol butonun yanındaki zil ikonuna dokunmayı unutmayın. Çünkü bu sayede videolar önünüze düşecek. Ve tabii ki de algoritma için yani videolarımızın geriye çekilmemesi için videoyu beğen tuşuna basarak beğenebilirsiniz. O halde Safi da teşekkür edelim. Bir sonraki Artık 49 bölümde görüşmek üzere diyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Hoşça kalın.